Bugün bilim tarihi sohbetlerinin açılışını Sefa Nur yapacak. Ben sizi bu sesle daha fazla rahatsız etmeyeceğim ama bir hepinize katılımınız için hoş geldiniz demek istedim. Bugünkü konuğumuz soyadı gibi çalışan bir konuğumuz Habibe Hanım. Habibe Hanım'ın Twitter hesabı da tasvir sanatları oldukça aktif ve bilgilendirici bir hesap. Benim de açıkçası bu hesaptan çok ilgimi çeken paylaşımları oldu ve konuk almak çok istiyordum. Bugüne nasip oldu. O açıdan da çok mutluyum. Derslerimizde de sürekli kullandığım bir yöntem görsellerle bilim tarihini desteklemek. Dolayısıyla oradan da yolumuz kesişti Habibe Hanım'la. İnşallah bugün sizinle bol görselli, güzel, keyifli bir sunum hazırladı bize. Bunu paylaşacak. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum ve sözü bugün Sefa Nur'a bırakıyorum. Sefa Nur. Teşekkür ederim hocam. 20+5. Bilim Tarihi sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Bölüm Başkanımız Sayın Mustafa Kaçar ve Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı adına kurucu rektörümüz Sayın Musa Duman hocamıza programımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Teknik asistanımız Ahmet Akif Gültepe her zamanki gibi. 25. Bilim Tarihi sohbetimizin konu başlığı Türk İslam Sanatı'nda Bilim Tarihi. Konuğumuz ise Habibe Çalışkan hocamız. Habibe Çalışkan hocamız bir sanat tarihçisidir. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde bilgi ve belge yönetimi bölümünü yan dal derecesiyle tamamlamıştır. 2017'den beri de Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim sorumlusu ve kütüphane sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. İlgi ve çalışma alanları da Türk İslam Sanatı kapsamında taşınır taşınmaz kültür varlıkları, Anadolu kültürü, Çin ve Ebru sanatları şeklinde çeşitlendirilebilir. Habibe hocamızı bu şekilde kısaca tanıdıktan sonra şunu söylemek istiyoruz. Katılanlar arasından 5 kişiye programın sonunda Habibe hocamızın tasarımı olan Yapboz hediye edilecek. Bu sebeple programdan ayrılmamanızı sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Musa hocam, Mustafa hocam. Evet, Sefa Hanım, iyi akşamlar cümleten herkese. İyi akşamlar hocam. Habibe Hanım hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Evet, merhabalar herkese. Nihal Hanım'a da merhaba. Merhaba hocam, bugün ben sesimle kimseyi rahatsız etmek istemiyorum, hoş geldiniz. Yani ses gayet iyi geliyor, kendini ses gerekçesiyle geri tutma. Tamam hocam. Ben teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Değişik bir konu dinleyeceğiz. Alışageldiğimiz bilim tarihi sohbetleri içinde Habibe Hanım'dan öyle anlaşılıyor. Ben kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Mustafa Hoca'ya da selam ediyorum tabii. Evet, buyurun. Akif, her zaman bana bu... merhaba. Tamam. Hocam, bir geçişte ufak bir sıkıntı oldu ama ben de Habibe Hanım'a sabırsızlıkla konuşmasını bekliyorum. Bugün de özellikle İslam kültür tarihi dersimiz vardı. Çok çok bu konuları konuştuk. Çok merakla bekliyoruz. Şimdiden tebrik ederim. Katılımcılara da, herkese, Musa hocama da katılımları ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Nihal hocam, buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldiniz tekrar. Habibe hocam, o zaman sözü fazla uzatmayalım. Sefa Nur'a da teşekkür ediyorum bu güzel sunumu için. Ekranı size teslim edelim. Teşekkür ederim hocam. Konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Sanırım yansıdı değil mi ekranım? Teşekkür ederim. Bugün Türk İslam resim sanatına bilim tarihi konularının yansıması üzerine bir anlatım yapacağım. Gerçekten bilim tarihi benim de çalıştığım kurum kapsamında sevdiğim bir alan. Çok çok eğlenerek anlattığım bir konsept. Bu yüzden ben de çok heyecanlıyım. Size güzel bir akşam diliyorum. Hemen başlayalım. Ben biraz böyle tasvir geleneğinden bahsetmek istiyorum.
biraz terminolojik giriş yapacağım. Türk İslam kitap sanatları arasında özgün bir yere sahip olan resimler, Türk İslam resim sanatında Osmanlı döneminde, Osmanlı öncesi, Selçuklu, Memlük, birçok kitap sanatını süsleyen resimleri bu şekilde görebiliyoruz. Yani metinle bağlantılı olarak karşımıza çıkan resimler bize görsel bir hafıza sunuyor. Burada Osmanlı resim sanatında en erken tarihli örneklerin Fatih Sultan Mehmet döneminde çıktığını söyleyebiliriz. Mesela Ahmedi'nin İskendernamesinden bir örnek verdim. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi İskender'in başarıları kadar kuvvetli görüldüğü için bir İskendername geleneği başlamış. Yani erken dönemlerde bilim tarihi kapsamında halk hikayeleri, aşk hikayeleri, kahramanlık hikayeleri resim sanatını etkilemiş. Yazma eserleri sanatçılar, yazma eserleri nakşeden sanatçılara musavir veya nakkaş denilmektedir. Yine 15. yüzyıldan bir örnek, oturan musavir portresi. Fatih Sultan Mehmet döneminde kültürel arası etkileşimlerin artmasıyla birlikte farklı Bizans, Selçuklu, Memlük, Orta Asya geleneğinin hep bir arada kullanıldığı örnekleri de görüyoruz. Evet, yazma eserleri resmeden sanatçılara nakkaş ya da musavir diyoruz. Osmanlı resim sanatının başlangıç evresinde yani 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet, biraz daha geriye gidersek 2. Murat döneminde metinleri açıklayan resimler görüyoruz. Ve metinleri açıklayan resimlerin başladığı yazma eserler genellikle kahramanlık hikayeleri ya da bilim tarihi kapsamında yazılmış eserler. Burada gördüğümüz üzere Sabuncuoğlu Şerafettin, bu isim Amasyalı bir hekim, yani hekim yetiştiren bir aileden gelen hekim, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. Cerrahül İlhaniye olarak bilinen eserinde yazdığı tedavi yöntemlerini ayrıca resmetmiş. Yani burada bize şunu söylemeye çalışıyor. Ben size bu tedavi yöntemini anlattım. Burada şekillerin neler olduğunu size aktardım. Ama ben size bir de resmedeyim, daha iyi anlayayım. Bakın burada kullandığı aleti resmetmiş, hastasını. Ayrıca günlük yaşamdan detayları sunması açısından önemli kılık, kıyafet, yeme içme, kap, kacak formları gibi bu sunuşlar Fatih Sultan Mehmet devri Anadolu halkının yaşamı, yani taşrada bir yaşam hakkında bize bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda da değerlendirmeliyiz. Evet, şöyle bir süreç yaşamış İslam resim geleneği. Fatih Sultan Mehmet döneminde halk hikayeleriyle yazma eserlerdeki bilim tarihi konseptiyle başlayan süreçte metin resim ilişkisi birden Sultan 1. Ahmet döneminde 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar artık metin ve eserin kalktığını, sadece resimlerin yapıldığı albümleri görmekteyiz. Mesela burada Gül ile Bülbül var. Tabii ki bunun bir hikayesi var ama hikayeyi anlatan bir metin yok. Yani biz resme baktığımız zaman Gül ve Bülbül'ün birbirine olan imkansız aşkını anlayabiliyoruz. Resim ve metini kapsayan dönemin 17. ve 19. yüzyıl arasında artık albüm resimlerine geçtiğini gösteriyor. Evet, biraz böyle 12. yüzyıla kadar gidelim. Selçuklu öncesinden, Osmanlı öncesinden 12. yüzyıla kadar gidelim. İslam dünyasında tasvirli yazma eserleri 12. yüzyıldan itibaren rastladığımızı söylemiştik. İlk örnekler genellikle bilim tarihi üzerinedir. Botanik, eczacılık, tıp, cerrahi, mekanik alanda ortaya çıkarılan eserleri ayrıca anlatmak için resme ihtiyaç duyulmuştur. Tabii bu dönemde Dioscorides'in Materia Medica'sını görüyoruz. Bu antik Yunan ve Roma'da yaşayan bilim insanlarının yazdığı eserler İslam dünyasına tekrar tekrar çevrilmiş. Tabii bu eserler çevrilirken Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi çeviriler yapılırken ayrıca resimlenmiş. Hemen başka örneklere bakalım. Dioscorides'ten örnek vereceğim. Dioscorides milattan sonra 40-90'lı yıllar arasında Adana Kozan bölgesinde yaşayan
ve Materia Medica üzerine yazdığı 5 ciltlik kitabında bitkisel, hayvansal ve mineralleri anlattığı kitabının İslami dönem yansımaları var. 1229 yılında Dioscorides'in eserinin İslami dönemde tekrar yazıldığını görmekteyiz. Bu kitabın adı Kitabul Haşayiş. Kitabul Haşayiş ne? Yani haşhaş bitkisi üzerinden geliyor bu. Bu kitapta faydalı bitkiler sıralanıyor, bunların resimleri yapılıyor. Ayrıca bu bitkileri öğreten hoca ve öğrenciler arasındaki ilişkiler resmediyor. Resme baktığımız zaman bir Bizans etkisi görmekteyiz. Altın yaldızın bolca kullanıldığını, bir Bizansvari tahta oturan İslami kişiliğin bir Bizans kralı gibi ama doğulu kıyafetlerle doğulu bir başlıkla resmedildiğini görmekteyiz. Yaptığı iş o kadar kutsal ki başını İsa'nın halesi gibi hale çevirmiş. Karşısındaki öğrencilere ilmini anlatıyor. Gördüğünüz gibi ayağı bir taburenin üzerinde, karşısında öğrencileri var. Kavukları, kollarındaki tiraz bantları. Bu tiraz bantları aslında bilim alanındaki çalışmalar yapan, biraz böyle kendilerini geliştirdikleri seviyelere göre bantların şekillendiğini de ayrıca görmekteyiz. 1229 yılındayız. Bizans etkisi çok keskin bir şekilde eserlerde hissediliyor. Erken dönem İslam resim sanatının başladığı kaynakların bilim tarihi üzerine olduğunu unutmayalım. Evet, şimdi başka bir örnek vermek istiyorum. Yine Dioscorides'in kitabın haşayişindeyiz. Burada bir hoca öğrencisine adam otunu öğretiyor. Adem otu, adam otu diye bilinen bitkiyi öğretiyor. Öğrenci yerde otururken hocası daha yüksek bir alana oturtulmuş. Hocasının ilminin yüksek olduğunu görmekteyiz. Burada ellerindeki tuttukları bitkinin topraktan çıkarıldığı zaman çığlık atan bir bitki olarak rivayet edilen adam otu olduğunu görmekteyiz. Harry Potter'ı izlediyseniz orada da bir mandrake bitkisi geçmektedir. Hatta bitkiyi anlatan öğretmen herkese kulaklık takmasını söyler. Yine böyle Orta Çağ yazma eserlerinde de adam otu bitkisini görüyoruz. Adam otu bitkisi topraktan çıktığında o kadar çok ses çıkarıyor ki böyle bitkinin başına ip bağlıyorlar, bir köpek bağlıyorlar. Köpek alıyor, kaçıyor. O sesten kurtulmuş oluyorlar. Hatta köpek o kadar çok etkileniyor ki sesi duymak bile istemiyor etrafındaki insanlar gibi. Yani Orta Çağ'dan İslami döneme, dünyaya bakacak olursak burada da farklı şekilde resmedildiğini görmekteyiz. Evet, mesela burada yine Kitabul Haşayiş'ten bir örnek, Codex Medicus'un 515 yılındaki örneğine bakacak olursak hala mandrake bitkisinin, adam otu bitkisinin aynı şekilde resmedildiğini, bir hocanın tahta oturur gibi bir öğrencinin de ondan ilim alır tarzdaki birleştirmesini İslami dönemde, Orta Çağ, Avrupa yazma eserlerinde hem de Roma dönemi tıp kitaplarında görmekteyiz. Evet, Dioscorides'in Kitabul Haşayiş'i devam ediyor. Burada mesela asma yaprağı ve mercimek bitkisi üzerine anlatımlar yapılmış. Doğada bu bitkileri kullanıp şifa bulacak insanların yazma eserlerden okudukları notları yanlış bir şekilde bitki toplamamaları için ayrıca resmedildiklerini görmekteyiz. Yani ben sana bunu anlatıyorum, bununla şifa bulacaksın ama doğada bu bitkiyi toplayacaksın, bu resme göre topla, yanlış bir şey toplama gibi bir göndermede var bu bitki kitaplarında. 600'e yakın bitkinin neye yaradığını anlatan tarifler verilmekte. Evet, yine Dioscorides'in Kitabul Haşayiş'in Süleymaniye nüshasından çıkma Metropolitan Müzium'da bulunan nüshasında ilaç, nasıl ilaç yapılır? 1224 yılına tarihlenen bu eserde milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Dioscorides'in verdiği tariflere göre doğadaki bitkilerden nasıl ilaç yapılır? Burada yine kolektif bir çalışma var. Bitkiler toplanıyor. Toplanan bitkilerin neler olduğu resmedilmiş, kaplara yerleştiriliyor ve bunlar daha sonra
kaplara yerleştirildikten sonra bir eczaneye götürülüyor. Yani tarihte ilk eczanenin bile görüntüsü var. 13. yüzyıl İslami dönemde. Evet, biraz böyle Galen'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Galen'in eserleri de etkileyecek. Bergamalı Galen 130 ve 200'li yılları arasında 500'e de 600'e kadar kitabı yazdığı bilinen, milattan sonra 200'de Bergama'da öldüğü bilinen ünlü hekim. Evet, Galen'in Kitab-ı Tiryak, yani panzehir kitabı gibi çevirisi olan bir eserinin İslami dönemde yazıldığı bilinmekte. Yine 13. yüzyılın başlarında bu eserin girişinde birbirine dolanmış yılanları görmekteyiz. Yani tıbbın sembolü farklı medeniyetlerde değişmiyor. Yine bu şekilde birbirine geçmiş yılanı görmekteyiz. Sanki yılanın etrafını çevreleyen Orta Asya Uygur üslubuna benzeyen ay yüz, gözler çekik, basık bir burun, hokka bir ince bir dudak görmekteyiz. Başlar yine melekler gibi haleli resmedilmiş. Bu kitapta dört büyük melekle bile bağlantılı kurulabilir. Bunlar bilim anlamında insanlara şifa veren kaynaklar olduğu için kutsal kitaplar gibi gösterilmiş. Evet, burada tiryak, yani bitki ve panzehirler üzerine anlatım yapılan kitapta bir tarla sahnesi görmekteyiz. İnsanlar bitkileri ekiyorlar, biçiyorlar, bunları belirli miktarda kaplara yerleştiriyorlar, eliyorlar. Bunların hepsinin kapsamlı olarak resmedildiğini görmekteyiz. Bununla ilgili bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Kayseri'de yakın bir dönemde Kekubadiye Sarayı'nın kazısında bir çini bulundu. Sekizgen çininin tam ortasında bahçesini belleyen bir çifti var. Bunlar çok yakın dönemler. Aynı çininin üzerindeki motifi bu Kitab-ı Tiryak nüshasındaki motifle karşılaştırdığımız zaman hem kültürlerin hem de sanatın birbiriyle etkileşim içerisinde olduğunu görmekteyiz. Evet, biraz böyle Anadolu topraklarına bakacak olursak, Selçuklu öncesi erken dönem beylikler devrinde, Osmanlı öncesi Artuklu Beyliğini görmekteyiz. Diyarbakır, Mardin, Harput, Diyarbakır çevresinde. Burada da Diyarbakır'da Cizre hakkında konuşmak istiyorum. 1153-1233 yılları arasında Cizre bölgesinde, Cizre buradan geliyor zaten. Artuklu Beyliği'nin sarayında yaşayan ve burada hareket eden robotikler hazırlayan bir bilim insanı kendisi. Artuklu Sultanı Sukman bin Artuk'un hizmetinde çalıştığını, babasının, kardeşinin hepsinin bu hizmette çalıştığını aktarmakta. Kendisi bu kitabını bir alanda toplamış, Kitab-ı Hiyel olarak biliniyor. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bir nüshası var. Burada hareketli kaplar görmekteyiz. Bu hareketli kapları resmederken ayrıca nasıl hareket içerisinde olduğunu da bize aktarmaya çalışmış. Yine Roma Yunan rakamlarına bakacak olursak farklı kültürlerin de bilim tarihi kapsamında eserlerini incelemiş olabileceğini düşünmekteyiz Cezeri'nin. Yine Cezeri'nin çizdiği tiplemelere bakarsak Orta Asya Uygur üslubunun devam ettiğini görmekteyiz. Ay yüz, işte örgülü saçlar, basık burun, ince bir ağız. Yine Orta Asya Uygur üslubunun yansımaları gözüküyor. Kitab-ı Hiyel'de 50 tane aracın tasarımı var. Bunların 6'sı su saati, 6'sı ibrik. Eğlenceli kaplar, abdest alma robotları, kendinden ses çıkaran aletler, kilitler, biri açı ölçer, biri su kayı olmak üzere bir de kent kapısına ait detaylar var. Tabii burada güneş esaslı bazı modeller var, saat modelleri var. Bunların çalışma mekanizmaları karışık ama gerçekten çok eğlenceli. Buradaki saat hesabına göre buradan bir topun çıkıp aşağıya atıldığı zaman güçlü kuvvetli sesler çıkararak insanlara zamanı bildirdiği eserinde yazmaktadır. Burada hem burçlar hem de 12 hayvanı Türk takviminin etkili olduğunu görmekteyiz.
karma sistemlerle açılan kilit sistemlerini görüyoruz. Mustafa Hocam da bunun maketi vardı sanırım. Onu göstermişti Twitter'da. Bunlar gerçekten kapı kilit sistemlerinde muhteşem bir mekanizma. Öyle herkesin açabileceği bir sistem değil. Güvenlik açısından çok önemli. Böyle karma sistemleri bir araya getirdiği eserin adı Kitab-ül Hiyal. Biraz böyle Cizre'nin eserini karıştırdığımız zaman Türk İslam Eserleri Müzesi'nde karşımıza çıkan Cizreoğlu Camii'nin kapı tokmağının çift başlı ejderini yine Cizre'nin kitabında görmekteyiz. Sanki bu tasarımlar birbirlerine çok yakın dönemlerde yapılmış. Belki de Cizreoğlu Camii'nin kapı tokmağının tasarımını Cizre çizmişti. Bu şekilde düşünülebilir. Evet. Burada birbirine geçen dişli çarkları görmekteyiz. Bu dişli çarkların daha sonra Rönesans'ta, Yüksek Rönesans'ta Leonardo da Vinci'nin kitaplarında da birbirine geçen dişli çarkları görüyoruz. Yani Cesare'nin yaşadığı tarihlere bakacak olursak 1200'lerden 1500'lere kadar, yani yaklaşık 300 sene sonra Leonardo da Vinci'nin bu sistemleri kurguladığı, çizdiği görülmekte. Biraz böyle Osmanlı'nın erken dönem yazma nüshalarına bakalım. II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayan Osmanlı resim sanatında Amasya'dayız, Taşra'dayız. Gerçekten çok önemli. İstanbul yeni fethedilmiş. Taşra'da bir aile var. Amasya'da bunlar hekim yetiştiriyorlar. Sabuncuoğlu Şerafettin de tıp konulu bir kitap yazıyor. Bu kitabını Fatih Sultan Mehmet'e ithaf ediyor. Kitapta ikinci Beyazıt'ın mührü var. Yani Fatih döneminde yazılan bu esere oğlu sahip çıkmış. Beyazıt'ın kütüphanesinde saklanmış. Ama maalesef günümüzde eser Paris Bibliothèque Nationale Fransız Kütüphanesi'nde. Evet, burada Sabuncuoğlu Şerafettin'in kendini de ayrıca resmettiğini görmekteyiz. Tipler yine Orta Asya Uygur üslubu. Evet, tabii bunların Millet Kütüphanesi'nde, BNF'de, Çapa'da nüshalarının olduğunu görüyoruz. Ama Millet Kütüphanesi'ndeki ve BNF'deki Sabuncuoğlu'nun kendi kaleminden çıkmıştır. 1465 yılında yazılan eserde ameliyat aletleri, dağlama tedavisi, basit cerrahi müdahaleler. Burada bu pandeminin başladığı dönemlerde çokça internet üzerinde yayılmıştı. O yüzden koymak istedim. Sabuncuoğlu Şerafettin'in burada koronavirüsle ilgili verdiği bir mesaj şakası yapılmıştı. Ama TV programlarına kadar çıktı, canlı yayınlara kadar çıktı, çok ciddiye aldılar. Burada ise Sabuncuoğlu'nun diş etlerine dağladığını görüyoruz. Yani kanayan diş uçlarının damarlarını yakarak tedavi ettiğini ya da sallanan dişlerin sabitlediğini görmekteyiz. Bu bilgileri de kendinden önce yaşamış, yaklaşık 300 sene önce yaşamış Zehravi'nin kitaplarından edindiği bilgileri aktardığını söylemekte. Zehravi'ye bakacak olursak Endülüs'e gittik. Zehravi'nin ölüm tarihi 1013. Cerrahi alana getirdiği yeniliklerle tanınan tıp bilgini. Bir tane çalışması biliniyor. Kitab-ı Tasrif Batı dünyasında da çok rağbet görüyor ki Zehravi'nin ismi Abulcasis olarak anılıyor Batı dünyasında. Sabuncuoğlu Şerafettin Zehravi'nin kitabından etkilendiğini ve ondan alıntılar yaptığını söylüyor. 30. babını aynen, yani bu bölümü aynen alıp çevirdi ama resimler ekleyerek hareketli hale getirdiğini görmekteyiz. Evet, burada binli yıllarda yazılmış olan Kitab-ül Tasrif'te ameliyat aletlerinin resimlerini görüyoruz. Şırıngalar, makaslar burada resmedilmiş ve bu çizimlerin de Sabuncuoğlu Şerafettin'in yazma nüshalarına geçtiğini görmekteyiz. Kullanıldığını görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet devri hekimlerinden olduğunu da söylemiştik. Evet, burada farklı farklı nüshalarda sıcak demir çubukları, bunlar ısıtılarak dağlama yöntemiyle o bölgedeki yaraların yakıldığını, açık damarların yakılarak tedavi edildiğini anlatan basit tedavi yöntemleri. Ama
Ama Zehravi'nin kitabında ayrıca bazı ameliyatların yapıldığını okumaktayız. Mesela katarakt ameliyatı, disk kapağı ameliyatı, işte boğazda, yutakta bir şey kaçtığı zaman o bölgede trak açarak kurtarma ameliyatı, çift cinsiyet ameliyatları gibi ameliyatlar yaptığını görmekteyiz. Sabuncuoğlu Şerafettin'in de eserlerini incelediğimiz zaman çift cinsiyet gibi ameliyatlar yaptığını resimler üzerinden takip edebiliriz. Biraz çok kısa İbn Sina'ya giriş yapmak istiyorum. Bir resimle göstereceğim onu. Ölüm tarihine baktığımız zaman 1037. 5 ciltlik bir eseri var. El Kanunu Fit Tıp. Avicenna olarak biliniyor Avrupa kaynaklarında 18. yüzyıla kadar, yani kendi vefatından 800 yıl sonra bile tıbbın baş kitabı olarak Avrupa kütüphanelerinde okutuluyor eserleri. İbn-i Sina'nın tabii ki eseri resimli değil, 5 ciltlik El Kanuni Fit Tıp, ama tarihsel süreçte İbn-i Sina'nın çok fazla tasviri yapılmış. Hem İslami dönemde hem de Avrupa kaynaklarında. Ben bir görsel göstermek istiyorum. Kendi çalıştığım müzede de bunu kullanıyorum. Hatta İbn-i Sina'nın odasında bu portre olarak asılı, gelen ziyaretçilerimize anlatıyorum. Şuna şu şekilde bakabiliriz. 1510, İtalya Rönesansı yaşıyor. Yani Da Vinci'lerin, Michelangelo'nun, Leonardo'nun yaşadığı, Rafael'in yaşadığı dönemlerde İtalya'da, Pavia'da bir resim, bir gravür çiziliyor. Hemen ortaya baktığımız zaman İbn-i Sina'yı görmekteyiz. Hipokrat ve Galen yanına oturmuş. Hipokrat ve Galen ondan ders alıyor gibi resmedilmiş. İbn-i Sina'nın elinde bir glob, yani bir dünya var. Tıp onun elinde. Başında bir taç, yani tıbbın kralı. Elinde bir kalem. Kalemi o kadar uzun ki bilgisi, ilmi hiç bitmez. Yani burada Avrupa'nın gördüğü İbn-i Sina, Özbekistan topraklarında doğmuş bir bilim insanının İtalya Pavia'da resmedilen eserini, yüksek Rönesans döneminde resmedilen eserini görmekteyiz. Evet, biraz böyle 3. Murat, 2. Selim dönemine gidiyoruz. Takuyiddin, İslam astronomisinin son büyük temsilcilerinden, İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu. Onun eserinden biraz böyle resimlere bakacak olursak, Takuyiddin'in öğrencileriyle birlikte bir atölyesi var, bir rasathanesi var. Orada dersler veriyor, etrafında birçok bilim insanı yetişecek. Yine başında ulema başlığı, devrin müneccim başı Takuyiddin. Osmanlı Devleti'nde ilk ve tek gözlem evi olan, Türk bilim tarihi anlamında en önemli eserlerden birisi olan İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu. Bu burada Zicci Şeyh'in Şahi adlı eserini yazıyor ve rasathanede kalabalık bir grupla çalışmalarını yapıyor. Gördüğünüz üzere buradaki Takuyiddin ve Takuyiddin'in etrafında toplanmış öğrencileri. Her biri başka bir şeyle uğraşıyor. Burada kum saatiyle masa saatlerinin gök bilimi alanında kullanılan aletlerin hepsinin bir arada olduğunu, burada bir yer kürenin olduğunu da görmekteyiz. Bu görsel bir Osmanlı bilim tarihindeki rasathane geleneğini bize anlatması açısından çok önemli. Hemen Takuyiddin'in arkasında kütüphanesinin bile olduğunu, Osmanlı geleneğinde kitapların yatay olarak dizildiğini de görmekteyiz. Dışarıya doğru açılan bir pencere detayını bile göstermişler. Buradan şurayı zoomladığımız zaman, buraya girdiğimiz zaman yer kürenin ekvatorla ikiye ayrıldığını, kuzey yarım kürenin, güney yarım kürenin, meridyenlerin resmedildiğini ayrıca görmekteyiz. Peki Takuyiddinler ne yapıyordu? Takuyiddin ve ekibi Ulubey'in Zicin'deki Semerkant Rasathanesi'nde ortaya çıkarılmış Ulubey'in Zicin'in eksiklerini gidermeye çalışıyorlardı. Maalesef rasathanenin ömrü uzun değil. Zicci Şahinşahiye'de burada Tophane sırtlarında Galata yakınlarında Halkalı Küre adlı bir gök gözlem küresinin kullanıldığını görmekteyiz. Burada da bu resmedildi. Evet, yine bu Tophane sırtlarında bulunan rasathanenin mimarisi Takuyiddin
rasathanenin önünde hemen etrafındaki öğrencilerine dersler anlatıyor. Rasathanenin dışarıdan görünümü. İstanbul Rasathanesi'nin ömrü kısa sürüyor. 1577 yılında gökte bir kuyruklu yıldız beliriyor. Tabii ki Takıyettin müneccim. Müneccim olduğu için bu yıldızın akıbeti soruluyor. Maalesef bu yıldızın ortaya çıkmasından sonra İstanbul'da birçok felaketler görülüyor. Bunlardan bazıları İstanbul yangınları, depremler, o dönemdeki siyasi faaliyetlerin aksi gelişmesi Takıyettin'in rasathanesini hedef alıyor. Bu dönemde Şeyhülislam Şemseddin Efendi olması lazım o dönemde. Rasathaneler bulundukları ülkeleri felaketlere sürükler emriyle birlikte rasathane yıktırılıyor ve rasathanenin yıkımından sonra da Takıyettin kısa bir süre sonra vefat ediyor. Heysem'e bakalım. Yine Bağdat Basra bölgesindeyiz. Heysem 1040 yılında vefat ediyor. Eseri Kitabul Menazir. Kitabul Menazir Türk Diyanet Vakfı'nın Heysem maddesine göre şu şekilde açıklıyor. Eski çağda 17. yüzyıla kadar optik alanında yazılmış en kapsamlı kitap olarak görülüyor. Tabii optik alanında kitap olur da gözün resmi çizilmez mi? Burada gözün beyne giden damarlarına kadar resimlerinin çizildiğini, merceğin resmedildiğini Kitab-ül Menazır'da görmekteyiz. Farklı nüshaları var. Bu Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya'da. Ben ayrıca künyelerini alta iliştirdim. Belki kaynak olarak kullanmak ya da ayrıca incelemek istersiniz. Burada burun yapısı, gözün damarları, arkaya doğru kanal sistemine kadar beyne giden akış gösterilmiş Kitab-ül Menazır'da. Biraz böyle haritalara girmek istedim. Tabii bilim tarihi kapsamında haritaları da incelemek gerekir. Bu devrin Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir isimle karşılaşmaktayız. Matrakçı Nasuh. Kanuni devrinde 1333-36 yılları arasında bir sefer var. İran-Irak seferi, Irakeyn seferi. Irakeyn seferinde de bir isim var. Matrakçı Nasuh. Bu sefer Üsküdar, Bağdat, Tebriz üzerinden yine Anadolu hattıyla birlikte geri İstanbul'a dönülen bir hat. Tabii ki çıkış noktası İstanbul olduğu için hem tarihi ya da yarımada hem de Galata bölgesi ayrıntılı bir şekilde resmedilmiş. Hemen şurada sol tarafta Eyüp Sultan Külliyesi'ni görmekteyiz. Resmin merkezinde Galata Kulesi, hemen şurada Kız Kulesi, Kadırgalar, Kayıklar, Tavşan Adaları. Hatta Sütlüce bölgesinde Ebu Suud Efendi'nin lale bahçeleriyle ünlü bir evinin olduğu söyleniyor. Biraz böyle tarihi yarımadaya bakacak olursak, tarihi yarımadanın içerisinde yılanlı sütunun bile üç başıyla birlikte tam olarak resmedildiğini görmekteyiz. Zamanın darlığından dolayı parça parça koydum ama umarım bir gün daha geniş bir atölye yapabiliriz. Mesela Matrakçı Nasuh'un detayları nasıl yakaladığını anlamak için Eskişehir'e gelmişler, Seyit Gazi'ye gelmişler. Seyit Gazi'yi resmederken türbenin içini göstermiş. Yani hangi bölgede önemli olan faktör neyse onu ayrıca anlatmaya çalışmış. Buradan baktığımız zaman türbenin içini tam olarak görebiliyoruz, kandillerine kadar. Burada İstanbul Maltepe bölgesini resmetmiş. Yani Maltepe yeşillik, büyük arazilerin olduğu alan. Yani İstanbul'un tarihi yarımada ve Galata bölgesinin haricinde yeşil alanlarını ayrıca resmetmiş. Hemen şurada Galata'da iki kafadarın kayık, yani Matrakçı Nasuh'un eserlerinde ne kadar insan yok desek de burada Galata'da iki tane kafadarın silüet şeklinde kayıklara bindiklerini görmekteyiz. Evet, Halep şehrini resmederken özellikle üzerinde durduğu şehrin etrafının hem surlarla hem de henekle çevrili olduğunu ayrıca aktarmaya çalışmış. Burada bazı şeyler söylüyor bize Matrakçı. Mesela bitki örtüsünden haber veriyor, hayvanlardan haber veriyor, suyun akış, suyun yönünden,
o şehrin içerisindeki mimariden haber veriyor. Bakın burada fil gözleri çizmiş. Yani burası bir hamam. Ya ben buraya baktığım zaman 16. yüzyıl Halep şehrine baktığım zaman 1, 2, 3, 4 yani şehirde en az 4 tane hamamın olduğunu söyleyebilirim. Bu detaylar çok önemli. Ayrıca bunları aktarmaya çalışmış. Yine harita deyince İdrisi'den bahsetmek istiyorum. Bu sefer Septe bölgesine gideceğiz. 1165 yılında Nüsetül Müştak adında bir eser yazılıyor İdrisi'nin. Evet, burada İdrisi'nin ayrıca botanik alanında da çalışmalarının olduğunu söyleyebiliriz. İdrisi eserinde bir ekvator çizgisiyle dünyayı, yani binli yıllarda dünyayı ekvatorla ayırıp kuzey yarımküre ve güney yarımküreden haberdar ediyor. Burada 7 iklim kuşağının olduğundan, hangi bölgede hangi hayvanların yaşadığından bilgiler aktarımında bulunuyor. Adaları, küçük adaları, adaları, hatları ve kıyıları tek tek resmediyor ki çok kapsamlı bir kitap. Bu kitap da Bibliotik National Kütüphanesi'nde kayıtlara göre 22-21 numarada kayıtlı. Yani bu numaralara girerek direkt eserlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca incelemek isterseniz bu numaralar sizi kaynaklara götürecektir. Evet, hem Kütüphaneciler Haftası hasebiyle buraya bir resim koymak istedim. Hariri'nin makamatından, yani bilginin ve ilimin insanlık tarihi boyunca hiç bitmediğini ve her zaman ulaşılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Burada 13. yüzyılda bir kütüphane görüyoruz. Benim İslam resim sanatında gördüğüm en erken tarihi kütüphane örneği. Burada insanlar bilim anlamında çalışmalar yapıyorlar ve bir okuyucu, bir kütüphaneciden kitap rica ediyor. O da kitabı uzatıyor. Ben vaktinizi çok almak istemiyorum. Çünkü beni yarım saat konusunda girişte ona göre hazırlamıştım. Ben şu kapsamda toparlamak istiyorum. İslam resim sanatında 13. yüzyıl ve 12. yüzyılla birlikte resimli yazmaların ortaya çıktığını, Bağdat bölgesinden Anadolu kanalıyla Selçuklu, Osmanlı Devleti'ne yayılması ve bu eserlerde bitki biliminin, botanik biliminin, eczacılık biliminin metin-resim ilişkisi kapsamında daha doğru anlatılabilmesi için okuyucuya rahatlık sağlaması açısından resmedildiğini söyleyebiliriz. Daha kapsamlı bir seminerde tekrar görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Habibe Hocam, biz çok teşekkür ederiz. Ben bu kadar keyifli olduğunu, yani şimdi bana şey diyecekler, hani 40 dakikalık süre şeyini koyuyorum bilim tarihi sohbetlerine bu yıl, ama yani eminim bana herkes katılacaktır. Konu görseller olunca sanki sürsün gitsin, hiç bitmesin istedik yani. Ben şahsım adına çok keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Biz de derslerimizde özellikle İslam biliminin Avrupa etkisini görsellerle işlemeye çalışıyoruz. Yani kitaplarda yazılıyor ama çizilenler ne, ona bakmaya çalışıyoruz. O açıdan İslam bilim tarihini şöyle hızlıca geçtiniz ve bütün coğrafyaya götürdünüz bizi. Çok çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Süreye de özen gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah belki de bunun ikinci serisini yaparız. Her evet, zaman hocam. Çünkü sizde bol bol görseller olduğunu biliyorum, bu sunum için kısalttınız. Peki o zaman belki soruları olan konuklarımız vardır, söz almak isteyen konuklarımız vardır, onlara söz vereyim. Bir de bu arada aslında keşke görseli paylaşabilsek Sefa Nur, sende var mı bilmiyorum. Habibe Hanım'ın tasarladığı bu puzzle'ı size hediye edeceğiz biliyorsunuz. Evet. Habibe Hanım'ın kitabı da yakında çıkacak. Kitabı çıkmadığı için, yani programa yetişmediği için kitabını hediye edemedik ama kendisini tasarladı. Habibe Hocam, tasarladığınız görsel neydi, onu belki siz bize söyleyebilirsiniz. Ben biliyorum da puzzle'da da tasarladığınızı. Evet, burada sanırım bir tane olması lazım. Evet, burada var bir tane, ben göstereyim. Şey var. Şöyle Osmanlı'da kahvehane görüntüsü var bildiğiniz üzere.
bu kahvehane görüntüsünün arkada açıklamasıyla birlikte büyük bir puzzle'ı var. Yani puzzle'ı döküp buraya bakarak yerleştirebilirsiniz. Ayaklı bir puzzle. Şimdi onun çekişini yapacağız biz. O yüzden aslında Akif hemen çekiş yapsın. Sefanur kişileri açıklasın. Tamam. Size teşekkürler geliyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürleri. Çağlar Bey de bir yazıyı okuyup açıklamış. Evet hocam. Çağlar Bey'in dediği gibi Sabuncuoğlu Şerafettin'in resimlerinin hemen yanında aletin şekli, sureti. Yani direkt onları açıklayan bilgiler evet, var. Tabibin, aletin ve hastanın sureti. Peki teşekkür ederiz ona da. Bahri Bey teşekkür etmiş. Şengül Hanım öneri tasvir kitapları var mı demiş. Bu muhteşem sunuma Esra Hanım da teşekkür etmiş. Çisem devamını isteriz diyor. Ben de istiyorum Çisem. Söz alabiliyorsunuz Didem. Akif biraz söz verirse Akif Didem'in şeyini açalım. Söz ben de teşekkür ediyorum. Hocam ben de 10 dakikada anlatmış gibi hissettim. Dedim acaba ben ne yaptım? 10 dakika mı oldu dedim. Hayır ama hayır o kadar akıcı ki. Evet. Merve Hanım çok teşekkür ediyor. Fatma Hanım, Süheda Hanım çok teşekkürler. Ya biz de çok mutlu oluyoruz bunlarla. Alperen, öğrencilerimizden, Göksel Bey çok teşekkürler etmiş. Sorunuz varsa alalım. Didem'in mikrofonu, o eller kalkmış. Peki Çağlar Bey ben şey yapayım. Sesinizi açabiliyor musunuz şu an? Selamlar. Açtım galiba. Tamam. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Didem mi? Çağlar Bey belki siz hanımefendileri öncelikleriniz. Tamam, Didem. tabii. Buyurun. Ay, çok heyecanlıyım. Ben başlayayım. Ekranı alalım. Ekranı mı? Yok yok Didemciğim sen devam et. Ben Akif için soruyorum. Ben 11. sınıf öğrencisiyim. Lise 3'e gidiyorum. Ve gerçekten çok fazla bir ilgim var. Tarihe çok fazla, mimariye, tasvir sanatlarına. Yani sizi de çok fazla takip ediyorum zaten. Sizinle de ayrıca Instagram'dan konuşmuştuk birazcık. Gerçekten çok büyük bir ilgim var. Şu an Çin'i çalışıyorum. Birazcık Üsküdar çalışıyorum. Böyle daldan dala atlıyorum. Ve bir yandan da 12. sınıfa geçeceğim için de bir alanda sabit kalmam gerekiyor. Ve kendimi durdurmam gerekiyor. Şu anda da çok heyecanlandım. Söyleyeceğim şey şu, gerçekten o kadar çok uçsuz bucaksız bir alan ki Çin'i araştırırken bile çok fazla motif öğrendim ve bir Çin'e baktığım zaman asla boş gelmiyor. Bir şeyler aklımda canlanıyor. Aa diyorum burada dragonlar var, penç motifleri var, bilmem neler var. Yani her şey böyle tık 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 oturuyor beynimde. Gerçekten çok güzel. Yani yorumlayabilmek, gördüğümüz zaman bir şeyler söyleyebilmek. Aynı şekilde Matrakçinoslu mesela. Bir hafta çok sıkılmıştım ve Matrakçinoslu ile alakalı bir şeyler okudum. Böyle bir iki tane tez okudum. Ve ondan sonra tesadüfen ben çalıştıktan sonra ertesi gün panoramaya gittik ve bir baktım aa benim çalıştığım İstanbul minyatürü dedim ve arkadaşlarıma anlatmaya başladım. Ve bu mesela beni çok mutlu etti. Yani sizin de mesela aynı şekilde videolarınızı izlemiştim. Nurhan Atasoy'un mesela aynı şekilde birkaç tane videosunu izlemiştim. Kısacası burası çok uçsuz bucaksız bir alan ve beni çok mutlu eden bir alan. Yani sizin çalışmalarınızı görünce işte restoratör mimarlar, işte şu an kafam çok dağıldı ama sanat tarihçileri, tarihçiler yani çok güzel işler yapıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve çok heyecanlandım. Ben istiyordum kitabın kısası bir üniversite sınavına gireceğim. O yüzden birazcık bu alana odaklanmam gerekiyor. Birazcık bunlardan kendi elimi ayağımı çekmem gerekiyor maalesef. Yani çok üzülerek. O yüzden Çin'i okumayı da birazcık yavaş yavaş bırakmaya başladım. Yani söyleyeceğim şey, yani bana ne tavsiye edersiniz? Yani ben nasıl ilerlemeliyim? Kendimi nasıl durduracağım ve nasıl... bunu yapacağım bilmiyorum. Bu arada önümde de şu an Fuat Sezgin'in bilim tarihi sohbetleri var. Bu kitabı okuyacaktık bir proje olarak. Hafta sonu okuyacaktım. Buna başlayacağım ve önceden de bir hazırlık olmuş oldu aslında. Burada birkaç tane İslam tarihinden insan öğrenince aslında bu kitabı da okumak güzel olacak.
Bunun için tamam. Ayrıca teşekkür ederim. Benim sana kısaca önerim şu olabilir. Sen bilim evet. tarihi okuyup yandan sanat tarihi yapabilirsin. Bu öyle de bilimleri birleştirebilirsin. Ben bu arada sayısal öğrencisiyim. Çok ve teşekkür ederim. Evet. Olduğu için sanırım bu alanda ilerleyip ama tarihle harmanlamayı düşünüyorum. Yani Didem çok teşekkür yani. Ediyorum. Sözünü kestim, özür dilerim gerçekten. Ama tüm arkadaşlarımıza söz verebilmemiz tamamdır. İçin. Ama çok teşekkürler Didem. Bize o heyecanını, tutkunu gösterdin, aktardın. Bizi çok de heyecanlandırdın. Teşekkür ederiz. Evet Çağlar Bey. Çağlar Hocam buyurun. Teşekkürler Habib Hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Sağ olasın. Yine çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim hocam. Çok farklı temalarda çok güzel şeyler önümüze koyuyorsun. Aynı zamanda bunları gündelik hayatımıza da getiriyorsun. Tasarladığın bardaklardan efendime söyleyeyim. Yapbozlara kadar. Ya gerçekten çok müteşekkir bu alanda. Seni her duyduğumuzda gerçekten yeniden yenileniyoruz. Umarım buradaki arkadaşlarımız da senin diğer temalarda yaptığın sunumlarla da bizi buluşturur. Bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Burada vesile olanlara. Mustafa Hocam'a çok teşekkür ederim ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Yani Miraçname üzerine ben de biraz çalışmıştım. Gerçekten oradaki o imgeler, o dünya bizi alıp hakikaten başka yerlere götürüyor. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum herkese. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Peki Çağlar hocamıza da o zaman teşekkür ettik. Başka söz almak isteyen ama söz alırken herkese verebileceğimiz miktarı lütfen düşünün. Evet Alperen. Merhaba hocam. Öncelikle değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Benim aslında iki tane kafamda soru oluştu. Bir tanesi bu tasvirleri anlatırken nakkaşların çizdiğini söylediniz. Bunları bilimsel eserlerdeki çizimlerde nakkaşların çizdiğini söyleyebilir miyiz? Çok güzel bir soru Alperen. İlk soruna cevap vereyim. Bilim tarihi kitaplarındaki çizimleri genellikle o kitabın müellifleri yapıyor. Mesela Sabuncuoğlu örneğini verebiliriz. Yani bir yerde onun derdi resim çizmek değil. Bir yerde bilgiyi tarifi verirken hemen çala kalem çiziyor. Şey gibi düşünebilirsin. Mesela Süheyl Ünver'in sahaya çıkıp anlatım yaparak hemen bir şeyler çizmesi gibi düşünebilirsin. Metin ve resim ilişkisi. Yani nakkaşın onu beklemeye ya da onu daha sonra çizmek gibi bir lüksü yok. Bilim tarihi kapsamında müellifin elinden çıkmış diyebiliriz. Peki müellif, müstensih ve nakkaş arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayacağız bu durumda? Yani bu kapsamda disiplinler arası çalışmalar yapılabilir. Farklı gruplar bir araya gelebilir. Mesela ben şu an Siyer-i Nebi üzerinde bir çalışma yapıyorum. 36 tane nakkaşın ismi geçiyor. Yani topluca çalışmalar olabilir. Bunlar yazıldıkları coğrafyalara ve dönemlere göre değişebilir ve bilim tarihi kapsamında ayrıca incelenmesi gerekir bu konuların. Çünkü bilim evet. kitapları çok farklı. Evet. Teşekkürler, teşekkürler hocam. Alperen soruların için teşekkürler. Soru sormak isteyenler varsa hocamız da fazla yormadan. Teşekkürler hocam. Geliyor tekrar. Ben teşekkür ederim. Öğrencilerini Esma Hanım, o zaman Habibe Hanım'ı siz de demek konuk alacaksınız öğrencilerinize anlatması için. Çok teşekkür ederim. Peki. Burada da hocam Göksel Bey var. Her zaman bize varaklar konusunda yardımcı olur. Çok teşekkür ediyorum kendisine resimler konusunda. Evet Göksel Bey, peki o zaman teşekkür ederiz biz de. Musa Hocam, Mustafa Hocam biliyorsunuz açılışı sizlerle yaptığımız gibi kapanışı da sizlerle yapıyoruz. Sağ olun hocam. Ekranımıza alalım ama bu arada isimleri açıklayalım Sefa Nur. Çekiliş kazanan isimleri açıklayalım. Bir hocam. 5 kişi açıklayacağız şimdi. 5 şanslı kişi geliyor. Evet. İsimlerini duyan ya buradalarsa çete yazabilirlerse ben oradan takip evet. edeceğim. İletişim adresi çok önemli. Evet. Sefa Nur açıklamadan hemen söyleyeyim. Çünkü programı kapattığımız anda bütün bilgiler gidiyor. O yüzden hızlıca buradan arkadaşlarımıza lütfen iletişim bilgilerinizi hızlıca iletin olur mu? Birinci kazananımız Esma Nur Akdoğan. Esma Nur Akdoğan.
Tamam. Evet. İkinci Necla Nur Ünleyen. Üçüncü Esma Nur ve Necla Nur Ünleyen. Evet hocam. Tamam. Üçüncü Neslihan Yiğit. Neslihan Yiğit. Dördüncü Hatice Mina Güngören. Hatice Mina Güngören bizim öğrencilerimize gitmiş bir tanesi. Yani buna da sevinmiyor değilim hocam. Son olarak da Ümit Vural. Ümit Vural. Tarihli 5 kişi arasında. Evet. Evet, şimdi buradan hızlıca dönüş bekliyoruz. Çünkü yani eğer bir hani ulaşamadığımız aksaklık olmuşsa, bir kişi boşluk varsa başka bir kişiye hemen vereceğiz. Bu arada Ayçin Kantoğlu, Ayçin hocam. Ayçin hocam çok teşekkürler. Evet, çok, ben de teşekkür ederim katılımınız için. Onur duydum. Zevkle takip ediyorum sizi Twitter'dan da. Şimdi Hatice Mina Güngör ve Güngören başka biri mi? Bakalım. İki isim mi var? Bizim kazananımız Hatice Mina Güngören. Ha, o kadar mı yakın isimler? Bakalım peki. Şeyden bakmaya çalışıyorum. Hatice Mina Güngören. İki farklı, yani bu kadar yakın Hatice Mina Güngör ve Güngören mi var katılımcılar arasında? İki tane Hatice var. Evet. Yani kazanan Hatice Mina Güngören. Evet hocam. Eğer yanlış yani soy ismini yanlış yazın, yani okumadıysak onu kontrol edelim. Akif'le siz bir bağlantıya geçin Sefa Nur. Evet Musa hocam, Mustafa hocam, sizden de kapanış dileklerinizi alalım. Habibe Hanım'a teşekkürler. Çok Habibe hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Sefa Nur, siz çok arada geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Habibe Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Hakikaten 10 dakikada geçti gibi oldu. Yani 40 dakika, 10 dakika. Yani demek ki devamını isteyeceğiz sizden. Bunu her zaman hocam, her zaman. Buna da ihtiyaç vardı hakikaten. Bilim tarihinin bir çeşit filmini izlemiş gibi olduk. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Belgesel filmini. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Katılımcılara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Musa hocam, Evliya Çelebi Merkezi için de Habibe hocamdan böyle bir kolaj isteyelim. Vallahi onu sen iste arada Habibe. Tamam. Tamam hocam, her zaman. Tamam. Evet, Atik Valide'ye de bekleriz. Evet. Istersen. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Musa hocam, teşekkür ediyoruz size de. Mustafa hocam, buyurun. Ben de aynı şekilde Habibe Hanım'a çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Harika bir hayatı, yani bilim tarihinin hayatı böyle film şeridi gibi geçti gözümüzün önünde. Hocam yarısını çıkardım aslında, keşke çıkarmasaydım. Biraz daha uzun metrajlı bir film olabilirmiş. Şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki bilim çağlar boyu sonuçları itibariyle değişmez. Ve burada sanatı adeta teknik resim gibi kullanarak günümüze o dönemleri sadece teknik kısmıyla değil, bilim kısmıyla değil, günlük hayatıyla birlikte taşımaları çok önemli. Ki mesela Sabuncuoğlu Şerafettin'in yapmış olduğu minyatürler türünün de ilk örneği dünyada, yeni bir açılım getirmiştir. Gerçekten çok güzeldi, çok başarılı, emeğinize sağlık. Şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. İslam kültür tarihine baktığımız zaman nedense yakın zamanlara kadar İslamiyet'te sanatta karşı, İslam sanatla olan şeyi batılı gözlemciler veyahut da müsteşriklerin de biraz yönlendirmesiyle karşıtlık gibi bir anlam çıkar. Bu bilimde de böyledir. İslam bilime karşı, sanata karşı şeklinde bir algı oluşturulmuştur. Ancak tabii ki farklı açılardan yine hatta çok daha ileri sanatsal etkin eserleri görebiliyoruz. Sanat İslam'ın adeta içindedir. O kadar derinlemesi nedir? Bu hususta da bir algıyı, bir düşünceyi değiştirme noktasında
önemli katkılarınız dolayısıyla bu açıdan da ayrıca tebrik etmek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Başarı. Birlikte güzel işler yapmak dileğiyle. farklı bir şeye imza atıyor Habibe Hanım. Bu anlamda benim çok az gördüğüm örneklerden biri. O yüzden yollarımız daha çok kesişir diye düşünüyorum Habibe Hocam. Hocam tekrar teşekkürler gelmiş. Sanırım çekiliş tamam değil mi Sefa Nur? Bir sorun yok. Sadece Esma Nur Akdoğan'dan mail adresini bekliyoruz. Onun dışında bir problem yok. Şimdi programı kapatacağım için Esma Nur Hanım hızlıca mail adresinizi gönderirseniz yoksa şeye başka birisine. Evet geldi. Gönderdi tamam. Hocam. Tamam teşekkür alalım ederim. Onu. Teşekkürler yine devam ediyor. Çok biz de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii kazananlar için hem sunum çok güzeldi. Hediye hocam Göksel Bey bir söz istemiş ama Göksel Bey'in çalışmaları çok kıymetlidir. Sanırım Göksel, bir şey söylemek istiyor. Tamam ben göremedim kusura bakmasın. Hocamdan sonra çok kısa konuşma yapabilir miyiz demiş. Tabii Göksel Bey buyurun. Göksel Bey açık. Öncelikle teşekkür ediyorum sunum için Habibe Hanım'a. Bu arada Takiüttin'le ilgili hocam daha önce Alat-ı Rasadiye'yi yayınlamıştı. Şimdi bir diğer eseri Çuba'dan yayınladı. Yeni bir eser daha yayınladı Mustafa hocamız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani Takiüttin'in önce Alat-ı Rasadiye yayınladı. Şimdi diğer eserini yayınladı. Bu konuda yine Takiüttin'in ben özellikle İslam bilim tarihinin klasik son kendisi bilim adamı olarak sayılıyor klasik İslam bilim tarihinde. Daha henüz yeterince anlaşılmadığını ve diğer çalışmaların diğer eserlerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Mustafa hocamın yanında tabii Hüseyin Şen yüksek lisans ve doktora da yine çalışmalarını yaptı. İnşallah doktora çalışması da bittiği zaman yine Takiüttin'in biraz daha anlaşabileceğini umuyoruz yani. Çok teşekkürler hocam. Evet Göksel Bey doğru. Bu arada Mustafa hocam belki onu da tebrik ediyoruz. İyi ki değindiniz. Evet yeni çıktı TÜBA'dan kitabı. Hüseyin Şen hocamızla da irtibattayız. Hatta yani bir an önce bitirmesini bekliyoruz. FSM'ye de inşallah kazandırmak istiyoruz. Yani inşallah. Böyle biz yine de şey yapalım da ümit ediyoruz. Evet, ümit ediyoruz. Bir an önce. Teşekkürler Göksel Bey'e de. İnşallah yakında Saatler kitabı da çıkacak. Evet hocam. Ya Turuk Hüseni'ye çok önemli bir kitaptı. Alâ-ı Rasâdiye kadar önemliydi hocam. İnşallah Hüseyin de doktora çalışmasını bitirirse Takiüttin biraz daha hak ettiği yeri bulacak ve biraz daha anlaşılacak inşallah. Yani. Sağ olun, eksik olmayın. Peki, çok teşekkür ediyorum Habibe hocama bu güzel sunumu için, sürükleyici, akıcı, anlatımı da öyleydi, kendisi de öyle. Sağ olun hocam, teşekkürler. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşürüz. Herkese sağlık günler diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki bilim tarihi. Mutlu hocam İstanbul'da mısınız yoksa yaylada mısınız? Arkanızda böyle bir yayla havası. Hocam o yayla hasreti. Hocam bitirdiler yaylaya çıkmak. Evet İstanbul'dayız. İstanbul'dayız değerli hocam. Peki. Herkese iyi akşamlar diyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hediye kazananları da güle güle kullansınlar. Eyvallah. Sağ olun. Allah.